talaşı. Yani Türkiye'de de aynı şeyi yapabilirsin. Tabii. Sadece talaş kuru olacak yani. Kuru olacak, tamam. Önemli olan, yani az önce demiştik tamam, ya, balığın iyice kuru olması lazım. Tamam. Balığın balık nemli olursa fume olmuyor, kaynıyor. Anladım. Hadi. Onun için kuru. Bunu da kuru olduktan sonra tamam. Şeyi... şeydir, bir şeyin yaprağı var, bak orada Almanca saklımda da Türkçesi aklıma gelmiyor. Böyle yaprağı yemeklere konulur bir defne. Yaprak. Defne. Tamam. Defne yaprağını biraz küçük parçalara bölüp içerisine karıştırabilirsen. Yani yanarken defne de içerisinde olabilir. Şimdi sazını aldım. Mesela ha. Dilimlere böldüm. Evet. Yıkadım. Sonra bir avuç tuzla ovaladım, evet. Yatırdım, bir saat beklettim. Evet. Çıkardım, yıkadım. Tamam. Bir saatte kağıdın üzerine koydum, kuruladım. İyice kurusun. Tamam. Kurusun. Bunu... Sazana özel mi? Bütün balıklar olabilir. Yağlı balıklar. Anladım ben Hüseyin abim dediğini anladım. Bu alt tabağı... Açalım bunu. Tabii, açalım. Serin ama. Sevinecek inşallah. Sevinecek mi de? Espri vardı internette. Almanya, Antalya gibi davranmaktan vazgeç diye. Gerçekten bugün yaşadık onu yani. Ne sıcaktı ne sıcaktı yolda yani. Ben de diyorum şimdi İtalya'dan çıktık sıcak. Mustafa'ya o diyorum Almanya'ya gidince serin serin ne güzel rahatlarız. Evet. Hiç öyle olmadı yani. İnşallah ama gece serin olur da. Gece serin olur. Gerçi elektrik aldık, klima var ama. Aynen. Bunun içerisinde şeyi var. Kapı, onları bir dalarsın sonra. Alta geliyor. Tamam. Bunları böyle alta yere koyuyorsun. Yalnız tamam. Koyduğun yerin düz olması lazım. Tamam. Öyle. Ondan sonra işte bu bunun üzerine abi neydi geliyor. Oğlum, bitti. Tamam. Bunun bu hayır, şeye benim geliyor. Yeşil. Şöyle alta. Tamam. Bu da bunun üzerine. Tamam. Böylece iki katlı oluyor. Ben bir şeyi böyle dağıtırım ondan sonra toplamakta. Ondan sonra şey olarak ha şeyi şuraya şeyi koyuyorsun bu. Tamam onu koyduk abi. Ondan sonra bunu böyle tamam koyduk üstüne çevirerek yani altı ayakları tamam. Alta gelecek. Tamam anlaşıldı. Evet. Bu yandığında zaten talaşlar yanıyor. Tamam. O şekilde. Ha bunu yok. İşte eskiden küçüktü. Resimde de küçük görünüyordu. İşte onlar şu şeyler. İçine isputo koyduğumuz şeyler. Tamam. Şunun ikisi. Tamam. Isputo koyuyorum. Hemen şeyi şimdi artık nasıl olacağını biliyoruz. Şöyle. Bu şey. Kapak. Isputoyu koyduktan sonra yere. Tamam. Yalnız dikkat et. Bunu koyduğun yerde, isputoyu koyduğun yerin altı yanmaz. Yanacaktık da ben anladım. Mutfak masasını yaktım bir defa. Tamam, ben bahsedeyim. Bunu böyle koyuyorsun. Tamam. İkisi de. Tamam. Bu bunun üzerine geliyor. Ha, anlaşıldı. Böyle. Tamam. Ondan sonra bu buraya talaş geliyor. Tamam. Bunu böyle çevirip koyuyoruz. Balığı buraya yağlıyor muyuz bunu? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hatta bunun üzerine şey koyarsan bir alüminyum alüfolye. Tamam. Balıktan damlayan yağlar sonradan temizlemesi kolay olur. Tamam anlaşıldı. Yoksa
şeyden küme soba şeyine temizlemek hiç de kolay değil. Tamam. Usulü de öğrendik sanırım, böyle oluyor. Bir de ben bunun videosunu da bulurum, vardır. Vardır YouTube'da mutlaka. Bir sürü uygulama videosu da var. İlk balık yaptığımda sana fotoğraf gönderdim. Ama zaten birkaç defa yaptıktan sonra ustası oluyorsun. Ben yemek konusunda iyiyim diyorsun herhalde. Güneşim alabilirim.